Evet, sizlerle yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Az önce söylediğim üzere şimdi reel sektör, inşaat, ev alınmalı mı, alınmamalı mı, faizler artıyor, sektör nasıl etkileniyor ve inanılmaz projeler. İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar İnan bizimle birlikte. Hoş geldin Serdar Bey. Hoş bulduk Yaşar Bey, merhaba. Merhaba. Evet, ben fazla deminden beri ben kendim konuşuyorum zaten. Yayının sonuna doğru o istediğiniz küçük altın analizine de bakacağım ama önce Serdar Bey'e şeyi sorayım. Sektör nasıl gidiyor Serdar Bey? Yani emlak sektörü nasıl gidiyor şu an? İş piyasada biraz daralma, yabancılarda ciddi artış var. Yabancıların peşini kovalamamız gerekiyor. İstanbul'a ve Türkiye'ye ciddi anlamda yabancı sermaye sokmamız gerekiyor. Yani işte bu faizlerin yükselmesi, yurt dışındaki kredibilitenin azalması, yurt dışındaki parayı biliyorsunuz Amerika çekiyor. Mutlaka Türkiye'nin yurt dışından yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bu yeni kaynaklar da gayrimenkul sektörüdür, Türkiye'nin petrolüdür. Her zaman derim, gayrimenkul Türkiye'nin petrolüdür. Bu yabancı kaynakları Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve çevresi. Kuzey Afrika. Şu an artık yabancıların şey almasının önünde bir şey engel kalmadı. Hemen hemen yok ama gene sıkıntılar var. Hani 2 ay 3 ay sürüyor tapuların devri. Bir takım güven sorunları olabiliyor. İşte gene eskiden de olduğu gibi hani bu Orta Doğulları karşı hani Türkiye'deki bazı yeni piyasaya çıkmış çantacılar diyorum o. Çantacıların biraz yanlış davranışları oluyor. Beylikdüzü'nde şehrin göbeğinde diye daire satanlar oluyor. Yani doğruyu anlatmak lazım. İyi firmaları ön plana çıkarmak lazım. Yabancıları da çeşitli seminerlerde ben bilgilendiriyorum. Peki yabancıdan hala ciddi talep var dediniz şu anda, evet. İstanbul'a. Karşılaştırdığınızda bu ivme nasıl gidiyor? Yani bir geometrik artış mı var? Çünkü ben hangi bu sektördeki bir reel sektör temsilcisiyle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Yabancı sürekli gözler yabancılarda ve yabancıların da geldiği belirtiliyor. Tabii. Yani ben 10 sene... Daha çok ne taraftan geliyorlar? Orta Doğu, Orta Asya. Şimdi Afganistan, Pakistan bile aramaya başladı. Mısır çok var. Hani Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Dubai, İran, sizin Kafkasya. Sizin projelerde, şu ana kadar yapmış olduğunuz projelerde toplam satış içerisindeki yabancı... %25. Bu oldukça yüksek. Tabii, yani ben %5, %10 falan diyeceksiniz. Bizim yurt dışında 7 tane şubemiz var, bayiliklerimiz var. Yurt dışı satıştan önem veriyoruz. Yakında da zaten İstanbul'da ben tahmin ediyorum 1-1,5 milyon gibi de yabancının yaşadığını göreceğiz. Yani bundan 10-15 sene sonraya bir... Buradan bir perspektif yaptığımız zaman zaten olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin de kalkınması için, ön plana çıkması için bu yabancı kaynakların ele alması şart. Peki o zaman yabancılara dediniz çeşitli ufak tefek sorunlar var, çantacılar vesaire. Siz de kendi üzerinize düşeni yapıyorsunuzdur. Daha çok hangi tip şeylere ilgi gösteriyor yabancılar? Büyük aslında yatırımcı değil de perakendeci daha çok var. Bu daha önemli. Yani sıcak paracı yok. Yani ne yapıyor? Türkiye'de benim bir evim olsun. Türkiye'ye güveniyor. İstanbul'a güveniyor. Hükümete güveniyor. Böyle bir durum var. Böyle bir ortam var. Evet. Türkiye'de benim bir evim olsun. Paramın bir miktarı orada olsun. Hani çocuğum okursa Türkiye'de okusun. Hastalanırsam Türkiye'deki hastanelere giderim. Hatta buraya gidiyor geliyor burada yatırım yapmak istiyor. Burada bazı işte dükkan alayım kiraya vereyim bunlar da oluyor ama. Yani böyle büyük yatırımcılar gelip de hani AVM'leri alalım. Hani paramızı yatıralım sonradan canımızı istediğim paramızı çekelim tarzında değil. Bu perakendecileri ben çok önemsiyorum. Çünkü bu perakende yüzünden her sene bu insanlar Türkiye'ye gelmek zorunda. Çünkü evi var burada. Yani benim öyle misal, o da bir nevi. Öyle müşterilerim var ki 2 ayda bir Türkiye'ye zaten geliyor. Hı hı. Türkiye'den gayrimenkul almış. Hatta 1-2 tane alıyor. İşte kardeşini alıyor, yeğenini alıyor. Yani bu her gelişinde Türkiye'ye para bırakıyor. Türkiye'nin turizmine sabit bir turizm. Yani aslında otele yatırım yapmadan. Hani şimdi normalde bu paraları çekmeniz için ne yapacaksınız? Turizme para yatıracaksınız, oteller yapacaksınız. Bunlara hiç yatırım yapmadan hem bu gayrimenkule para yatırıyor, hem çöp vergisini ödüyor, emlak vergisini ödüyor. Gidiyor geliyor Türk Hava Yolları'nı kullanıyor, Türkiye'deki taksileri kullanıyor. Akşamleyin yemek yiyor. Yani evet. Devamlı bir herkese, bütün esnafa ciddi katkı yaratıyor. Ciddi katkısı var. %25 çok yüksek bir oran. Peki şey söyleyeceğim. Sizin projeleriniz, çok ilginç bir projeniz var. Bu Sultanada. Ben Sultanada. Evet. Hani o Dubai'nin sanki o şey gibi gördüm. Hani Dubai'de var ya o bir palmiye. Ben şimdi İstanbul deyince ben İstanbul'a aşığım. Yani Dubai'yi deyince yok. İstanbul'a hayır, benzemiyor ki Dubai. Şey, denizin evet. Üzerinde. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Şu bakabilir miyiz onlara? Tabii. Yani denizin üzerinde siz bir proje şey yapıyorsunuz. Evet. Arkadaşlarımız eğer onu verebilirse. Bu İstanbul'un en pahalı arsası. İstanbul'un en pahalı arsası. Sultanada dediğiniz bu adaş. Yeni Kabahaydarpaşa açıklarında. Hem aynı anda Sultanahmet'i, Ayasofya'yı, 2 tane köprüyü, Galata Kulesi'ni, Moda'yı, Kız Kulesi'ni ve işte Prens Adaları dediğimiz Türkiye İstanbul'un adalarını aynı yerden seyredebileceğiniz bir yer. Yani İstanbul'un en pahalı arazisi
Denizin ortasında. Denizin ortasında. Orada gerçekten ada var mı? Burada bir düzlem var. Yani burada geliyor. Daha sonra Marmara'da kırılma oluyor. Zaten bir 5-6 kilometre, 8 kilometre arasında da aşağıda fay kırığı var biliyorsunuz. Bu fayın 8 kilometre kadar kuzeyinde. Ne kadar rahat anlatıyorsunuz. Yani orada bir fay kırığı var falan. Şimdi bunlar teknik konulardır. Yani teknik olarak yaptığınız zaman hiçbir sorun olmaz. Hep bana soruyorlar. Diyorlar ki yani bu sorun olmayacak mı? Doğru yaparsanız projeleri hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin İstanbul'un ürettiği deprem belli. Orada pist de var. Bir uçak pisti. Tabii uçak pisti. İstanbul'un merkezine bir havaalanı yapıyorsunuz. Yani dünyanın milyarderleri buraya gelip kendi özel uçaklarıyla gelip inebilirler. Bir kruz limanı var. 300 bin nüfus yerleşebiliyor buraya. Tabii. Hiçbir şekilde fosil yakıtlar tüketilmiyor. Tamamen ekolojik bir ada. İstanbul manzarasına hakim. Metrekaresi de 100-120 bin dolardan dairelerin satılabileceği bir adadır bu. Yani Londra'ya, Paris'e, Monte Carlo'ya ne varsa işte. Yani Dubai'yle ben buraya kesinlikle İstanbul'a uçmam. Hayır, ben sadece denizin üzerinde bir tek orayı gördüm de. Denizin doldurularak yapılan bir yer. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu proje nedir yani, kafanızda bir proje mi yoksa? Benim 21 tane altın çağ projem vardır. İstanbul'la ilgili geliştirdiğim 21 tane altın çağ projem var. Bunların işte Haliç'in kuzeye, Karadeniz'e bağlanması. Ha, bu da başka bir adam. Duraklarda durmayan. Aynı adanın başka bir perspektifi bu. Aynı o gösterdiğiniz. Evet. Havva'da projemiz vardır. Duraklarda durmayan, Marmara etrafında dönen ve bütün Marmara'yı bir İstanbul kenti haline getiren, metropol haline getiren duraklarda durmayan İHA'ta Marmara Ring projem vardır. Bunların hepsini webten görebilirler. Havva'da vardır, Taci İstanbul vardır. Daha da açıklıyorum, devam ediyorum. Yani İstanbul'un bu gibi marka projelere ihtiyacı var. İstanbul bu kafayla maalesef işte yabancıların ilgi göstereceği, metrekaresi 100 bin dolara satılan dairelerin olduğu bir şehir haline gelemeyecek. Mutlaka ve mutlaka İstanbul'da sinyasal projeler gerekiyor. Peki dünyada başka nerede böyle metrekaresi 100 bin, 120 bin dolara 180 bin dolar şeyin rekoru, Londra'nın rekoru 180 bin dolardır. Ben gene mütevazi kaldım. Yemin ediyorum sana, Londra'da eğer bir tane ev versinler gidip oturulmaz, yani oturmaz dedim. Yani Londra güzel bir yer ama gidip gezmek güzel. Vallahi Katar Şeyhi gitti aldı bir tane 53 milyon pound'a. Biliyorum evet. Hyde Park'a bakıyor. Hyde Arka Park'a tarafta bakıyor. İşte Harrods'a bakıyor. Buckingham Sarayı'nın ne bir şeyi var, ne bir manzarası var. Yanında bir teknik yani park var. Yani İstanbul'un yanında köy efendim. Değil mi Yaşar Bey? Yani İstanbul'un yanında bir köy ya, Londra. Tam anlamıyla öyle yani. Öyle. Yani benim gönlümdeki İstanbul çok rahat. Yani Londra'nın, Paris'in kat kat üstüne çıkabilecek bir şey. Peki bu tür projelerin, yani ben şeyi merak ettim şimdi. Hadi arazin vardır, tapusunu alırsın da. Yani bunun tapusu var mı? Devletin elinde, devletin izni. Bu bir konsept projedir, bir öneri projedir. Devlet yapabilir bunu. Hani, ya da der ki hani Serdar git yap der, biz yaparız. Bunun paraya devlet ihtiyacı yoktur. Devlet zaten yapmaz. Devlet onun paraya ihtiyacı yoktur bu projenin. Yani bunun herhangi bir finansman sorunu yoktur. Bu projeye izin verildiği zaman hemen ertesi gün bunun kaynaklarını çok rahat biz bulabiliriz. Peki şeye etkisi açısından biliyorsun şu an çevre hassasiyeti çok arttı. İşte ağaç kesme yok. Daha bundan güzel bir şey olabilir mi? ağaç yok. Peki oradaki ne bileyim şey ne olacak? Şimdi benim aklıma geliveren. Ekolojisi, deniz tabanı. Bunların hepsi inceleme konularıdır. Ama şunu bilmek lazım. Yani inşaat işi mutlaka ki ekolojiye zarar verir. Yani insanoğlu biz bir evlat sahibi oluyoruz. Evlatlığımız ilk önce doğuyor. Ne yapıyor? Dünyaya bir pisleyerek başlıyor. Yani böyle başlayacağız. İnsanoğlu hep eksi bakiyeyle başlar. Ondan sonraki yaptıklarımızla bunu artıya çevirmeye çalışırız. Yoksa inşaat sanayini ortadan kaldıralım. Veyahut işte müteahhitleri tuğ kaka diyelim. Yani bu yok, neticede hayır, dünya medeniyetini şey de ortaya çıkartanlar müteahhitler değil mi efendim? Yok tabii yani ben şöyle söyleyeyim, yani normalde hani bu tür bir proje gerçekten inanılır gibi bir proje değil. Ya benim de çok fazla ilgimi çekti ve böyle bir durumda sonuçta devlet buna karar verecek dediğiniz gibi. Tabii. Yani normal siyasi bir karar, böyle bir imar almasına imkan, yani oraya denizin ortasında. Tabii, siyasi bir karardır. Biz ticaret adamları olarak biz bunu organize ederiz. Peki buranın, hani ben demin çevre şey dedim ya, işte bunun kanalizasyonu vesaire falan. Hepsinin tekniği mevcut. Hepsinin tekniği mevcut. Artık dünya o hale geldi ki dünyada bütün olumsuzlukları olumluya çevirme imkanı var. Yani kanal olarak, enerjisi olarak, işte depremle ilişkisi, suyla ilişkisi, deniz tabanıyla ilişkisi. Bunların hepsinin irdelenmesi gerekiyor. Zararlarının minimize edilmesi gerekiyor. Karlarının maksimize edilmesi gerekiyor. Bu projenin maliyeti 100 milyar dolar. 100 milyar dolar. Satışı 300 milyar dolar. 200 milyar dolar burada karlılık var. 300 milyar dolar gibi de Türkiye ekonomisine katkı bulunacak bir projeden bahsediyoruz. Yani bu şimdi bu boyutta bakmak lazım. Siz o zaman cari açık problemini çözdünüz. Tabii canım. Tabii. Yani gerçekten 300 milyar dolar bir ciro mu? 300 milyar dolar ciros.
yapacak bir projedir. Kruz limanı, havalimanı, 300 bin nüfusun yaşayacağı. Hayır, çünkü ben düşünüyorum, milli geliri kaça katlarız yani? Normalde sadece Türkiye'nin, bir tane Türkiye'nin aslında bu gayrimenkul, her zaman dediğim gibi Türkiye'nin gayrimenkulü petrolüdür. Bu gözden bakmak lazım. Türkiye'de ciddi anlamda mühendislik eserlerimiz yok. Türkiye'de markalarımız Peki, yok. Siz bunu şey yaptınız mı? Yani Sayın Başbakan'a sundunuz mu? Tabii, veya... Başbakanımıza da sunduk. Tabii yolladım, Başbakanımıza da sunduk. Şimdi tanıtımını yapıyoruz. Kamuoyu da hani bununla ilgili eleştiriler alıp, tabii ki bunun revizyona, gelişmeye ihtiyacı var. Tabii ki bunun hocalarımızla, akademisyenlerle oturup tartışmaya ihtiyacı var ama bir siyasi önce bir aurasını oluşturmak gerekiyor bu projenin. O auranın üstüne de masanın etrafına bütün arkadaşlarla beraber oturup bir karar vermek gerekiyor. İnşaat şirketinin yapacağı bir iş olabilir mi bu? Yani ya da konsorsiyum mu olur? Nasıl olur? Konsorsiyum yani 100 milyar olur. Dolar varsayalım ki, ben şeyi soracağım. Demin para getirmemiz lazım dediniz ya. Evet. Finansman sorunu yok dediniz ya. Evet. Aynı şekilde yeni havaalanında yaklaşık 90 milyar TL'ye mal olacak tümünün bitmesi durumunda evet. Ve zamana yayılacak. Varsa bugün denildi ki tamam inanlar inşaat buyur yap dediler. Evet. Böyle bir durumda 100 milyar dolar maliyeti olacak. Tabii, süre ne kadar? Bu 7 sene gibi bir bitişi var. Yani sıfırdan başlangıcı, planlanması, inşaatı, bitişi, bitişten sonraki teslimleri yaklaşık 7 sene. Bu tabii konsept aşamasında. Bunun bu kalınlıkta bir kitabı da var. Hı-hı. Ama hani bunu oturduğumuz zaman planlama aşamasında, o ilk 2 sene planlama aşamasında bu belki de çok büyük revizyonlara da uğrayacaktır. Mutlaka ki yerinin belki değişmesi söz konusu olur, binaların yapısının değişmesi söz konusu olur. Konsept anlamında, fikir anlamında bir proje olduğu için bunun önünün işte dediğim gibi aurasını oluşturuyoruz biz önce. Projenin bir aurasını oluşturmak lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Finansman şey mi olacak? Yani direkt daha işe başlıyorum dediğiniz andaki satışlar mı olacak? Tabii ki tabii ki. Ön avanslar. Yatırımcıları. Yani mesela şu Arapların ciddi Arap fonları var. Bize gelip görüşüyorlar. 10 milyar dolar, 5 milyar dolar, 20 milyar dolar paraları olan. Orta Doğu, Orta Asya fonları var. Batıdan fonlar var. Şimdi 50 milyar dolar parası olan bir fon olarak düşünün. İstanbul'a geldi bir yere yatırım yapmak istiyor. Neresi var sunacağımız? Yani talep var da arzımız yok bizim. Yani önce bir kere arzı oluşturmamız gerekiyor ki talep mevcut var. O talebe karşı yani 50 milyar dolar parası olan bir fona sunabileceğimiz projelerin mutlaka üretilmesi gerekiyor. Bir, 10 sene sonraki, 20 sene sonraki, 30 sene sonraki İstanbul'un vizyonunu da bugünden ortaya koymamız gerekecek. Yani yatırımcı geldiği zaman İstanbul'a, İstanbul 10 sene sonra ne hale gelecek, 20 sene sonra ne olacak onu bilmesi gerekiyor. İstanbul'un işte o kötü dokusu, güneydeki o kötü dokusunu biraz gevşetmek gerekiyor. Yalnız bakın izleyicilerden birisi diyor ki Levent Gökten, Sultan Ada Boğaz'ın ortasına kondurulduğunda bu halk buna tepki verir diyor. İllaki verir. İllaki verir. Veren de olur. Çok beğenen de oluyor. Ben çok pozitif tepkiler de alıyorum. Negatif tepkiler de olur. İnsanın vallahi, doğasında. Yani ben aslında ilk gördüğümde yani projeye hani şöyle siz yayına almadan önce ilgimi çekti bu proje. Hakikaten ilk baktığımda inanılmaz bir devasa bir şey. Yani bunun nasıl yapılacağını hayal etmek bile şey... bunu nasıl yapılabileceğini hayal edemiyorum daha doğrusu. Onu hayal edemiyorum. Biz inşaatçıyız, hayal ediyoruz. Evet. Fakat gerçekten de şöyle söyleyeyim. Bu son zamanlarda biliyorsunuz bu hassasiyetlerin artması nedeniyle hakikaten siyasi bir karar dediniz ya. O kararı almak gerçekten kolay. Şöyle söyleyeyim ben basit bir şey anlatayım. Manhattan'ı Hollandalılardan biliyorsunuz satın alıyorlar. Manhattan alındığı zaman Manhattan'ın son halinin fotoğrafını insanlara gösterselerdi korkarlardı, almazlardı. Korkarlardı ya biz ne yapıyoruz? Batıyor muyuz derlerdi. Yani şimdi insanların önünü açan vizyoner kişiler vardır. Evet. Bunu destekleyen insanlar vardır. Bir de pesimistler, kötümserler veyahut işte muhafazakarlar vardır diyelim. Fikri muhafazakarlar. İlla ki doğru işlemler de vardır, yanlışı da vardır. Şöyle anlatayım. Kıyı kanunu çıkartıyoruz. Kıyıdan işte 100 metre geriye kadar bina yapılmaz diyoruz. Peki Venedik'i biz nasıl yapacağız? Bakın dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri Venedik. Tam suyun dibinde yapılmış. Tam dibinde. Bakın anlatıyorum. Burayı basacak ama bakın, Allah sizi. Tam suyun dibinde. Ha nasıl yaptığımız önemli. Bakın bir arkadaş gidiyor, müteahhit arkadaş gidiyor Bodrum'un tam denizin dibinde kötü bir bina yapıyor. Diyorlar ki çevreciler haklılar. Sonuna kadar haklılar. Diyorlar ki ya böyle bina mı olur? Böyle rezalet mi olur? Haklısın. Ama nasıl yapıldığıyla alakalı. Bakın evet. Öbür de gidiyor Venedik'te bir suyun dibine bir şehir yapıyor. Ve işte bütün dünya turistleri oraya geliyor. Evet. Valla Serdar Bey ben şöyle söyleyeyim gerçekten inanılmaz bir şey düşünmüşsünüz. Yani teşekkür ederim. Ben zaten şu an görsem bile hayal edemiyorum nasıl yapılabileceğini falan. Hakikaten bütün her görüşe benim saygım var ve
herkes fikrini söylemeli, tartışılmalı ve Türkiye'nin hayrına olacak her şeye tabii kapımız, gönlümüz açık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programımıza ben teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Sevgili seyirciler, evet, paranın rotasının sonuna geldik.